İşte Radya bak. Benim bebeğim. Bak Irina, bir delilik yapmayacağım. Bak o şartla geldim seninle. Al bak işte. Hem bak iyi. Keyfi yerinde çocuğuna. Ciyabıcık oluyor. Doğaçın oluyor. Radnay oluyor. Ay ne diyorsun Irina ya? Kızım, insan çocuğunu bırakır mı be? Şimdi öyle anlamı yok yani. Hiç boşuna hazırlama. Hadi yürü gidelim bak gözünü seveyim. Başımıza iş alacağız ya. Mecburdu ben sadece. O Sirmet iyi adam. Zingin. Çok seviyor Galina. Ona iyi bakacak biliyorum ben. Bir gün öldürecek beni Ivan. O zaman kime bırakacağım bebeğimi? Mecbur ben. Ah Irina. Ivan nereden bulacak seni? Nereden bulacak da öldürecek Ivan seni? Al. Uyuşturucudan olacaksın zaten sen. Hadi yürü. Yürü gidelim hadi. Birazcık daha ne olur? Ay bak. Göçünka. Açıyoruz. Irina yeter. Gideceğim bak ben. Tamam 2 saattir bakıyorsun işte çocuğa. Kız gelin olana kadar burada bekleyecek halimiz yok. Irina bak gene geliriz. Sonra görürüz kızını ha. Olur birazcık daha. Ciyabıcık ay dur bak gidiyorlar işte. Kıçı bez koçu. Buraya gelmek için kimden izin aldınız? Bu ha? Babür bu. Kimden izin aldınız lan? Sermet bu ya. Allah Allah. Kızım sen şimdi buna mı bıraktın çocuğu? İyi adamı. Benim eski müşteri. Sen tanıyor musun onu? Sanırım ben sizi. Hadi gel gidiyoruz. Allah senin müstahakını versin Irina ya. Ha gerçi senin gibi beyni bulanık yanında büyüyeceğine kız. Hani bu adamın yanında büyüsün çok daha iyi yani. Kasabadan tanıyorum ben bu herifi. Avlama baltaydı bu kazma benim ya. Ay yeter. Ya gebereceksen başka yerde geber Irina ya. Birazcık daha dur. Hadi yürü tamam yeter. Gidiyorlar zaten hadi. Hadi yürü bak. Gel buraya gel. Gel. Ablam nerede acaba? Böyle günde 3 defa düşünür oldum onu. Ama hayırlısı değil mi be Irina? Irina, ablam vardı benim. Ama öyle böyle bir kız değil yani. Hayatta bir daha öylesi dünyaya gelmez. Böyle serpme cinsten yani. Ben ablamı çok kırdım Irina ya. Çok üzdüm onu yani. Ama bak o da ne yaptı? Bir kere bile aramadı beni. Sonra öğrendim. Avukat olmuş. Hanımefendi olmuş kızım. Uzaktan gördüm bir kere. Ve can diye ressam bir herif vardı. Bir daveti götürmüştü beni orada gördüm. Yırtacaktı ama ya. Vallahi belliydi yani biliyordum ben. Başkaydı ben Narin. Böyle bizim gibi değildi yani o. Kapatıldığı kafesi böyle dolanıp dursun. Nerede şimdi o? Bana hiç bahsetmedin ondan. Irina. Hasretin ilacı sessizlik. Özlüyorsan ne yapacaksın? Susacaksın. Neden? Çünkü anlattıkça daha çok özel insan. Allah Allah. Gevezelik yapma. Kendi başına buyruk hareket edemezsin bu evde. Koskoca bahçeni elinize etmiyorsun. Ne var Abdi de yanımızdaydı. Kız salıncak isterdi. Ulan benim asabımı bozma sallarım seni burada. Nikritina Tatiano. Türkçe konuş sen de. İşine geldiği zaman bülbül gibi şakıyorsun. Eşek. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Gel bakayım buraya. Ha? Gel buraya gel. Eşek mi dedin sen? Gel eşek sıpası. Eşek sıpası senin. Kim öğretti sana eşeği ha? Alo. Alo. Tatiana. Benim ben Ali. Bak sakın çaktırma benim aradığımı ha. Evde durumlar nasıl? Neredesin sen? Burası çok fena. Çok merak ettim ben seni. Herkes sandı kaza oldu. Ya yok kaza maza olmadı. Merak etme sen beni. Arayamıyorum. Abime söyleyemiyorum alanları. Bir söylesem ortalık kan geline döner. Fırat'la Narin yola çıktı. Kim bilir nereye gidiyorlar. Ben de peşlerine gidiyorum. Hemen Sermet Bey ara. Senin iş bu.
Öldürecek seni. Ya bir anlayayım işin aslını. Arayacağım. Dün geceden beri beraberler. 3 saattir yoldalar. Getiremedim dün kızı. Gelmedi. Ya abim zaten beni öldürecek. Bari durduk yerde kimsenin canı yanmasın diyorum. Ben seni ara ara arayıp bilgi alırım. Ne haber oğlum? Abi. Dur lan. Sakın kapatma telefonu Ali. Sakın. Sen doğrusunu yaptın. Aferin sana. Takipte kal. Abi ben de sandıydım ki hani... Abi şimdi çıkıyorlar, ben arayacağım seni. Ali telefonunu hemen aç. O telefonunu hemen aç. Korkacak bir şey yapmadın sen. Bana anlık bilgi vereceksin. Takipte kal. Kolay gelsin. Çocukla ilgilen. Kitleyip anahtarı tuvalete atmak nedir ablacığım ya? Sen delirdin mi iyice? Toplantıdan çıktım geldim ben. Biriyle gönderseydin. Yani söz konusu sen olunca insan neyle karşılaşacağını bilemiyor. Utandım biraz açıkçası. Allah'ım ya. Nerede bu? Fırat arıyor. Alo hayatım. Neredesin sen? Öf be Narin ya. Kızım ölsek haberin olmayacak. Kaçtır arıyorum ben seni. Ne oldu Deniz? Anahtar isteyecektim. Şimdi güvenliği arayıp rezil olmayayım dedim. Sana ulaşamayınca da ırmağa sardım başıma. Sen neredesin? İşte misin? Şeydeydim. Narin sen... Kızım sen kaza falan yaptın, hastaneye mi götürülüyorsun? O ses ne? Yok ya, adliyedeyim ben. Hayatım ne oluyor orada, sirenler falan? Of tamam, kaza geçirdin zannettim biliyorsun. Tedirgin oluyorum bu konuyla alakalı. Ben seni arayacağım Narin. Tamam, tamam. Tamam, tamam geç. Ablacığım müsaade eder misin bir saniye? Lütfen. Nereden çıktı bu iş gezisi şimdi? Nereye gidiyorsun? Sonra anlatırım. Şimdi pek uygun değilim, tamam mı? İş gezisindeymiş. Ben de neler kuruyorum kendi kendime. Bunu sana bırakıyorum. Yedeğini yaptırırsın. Tuvaletin tıkanmaz umarım. Bay. Canım artık iznin olursa ben işe gideceğim. Çıkıyorum yani. Yeni bir manyaklık yapmayalım, olur mu? Ne oluyor güzelim? İyi misin sen? Narin'le Fırat birlikte bir yere gidiyorlar. Ve ikisi de bunu bizden gizliyor. Ben anladım tabii. Ya aranan suçlu bulundu mu? Demek Fırat kız kardeşini Narin'le aldatıyormuş, öyle mi? Neyse canım, o da ailenin kızı ya. Şakasını bile yapma bak. Sakın bunun şakasını bile yapma bana. Sen kendin söyledin. Ben söyleyince mi kabahat? Hem böyle salak bir sonuca varan da sensin. Ya ben birlikte bir yere gidiyorlar dedim. Irmağı aldatıyorlar mı dedim. Ya her ne halsa abla kardeş, çok iyi başarıyorsunuz vallahi. Bir koca adayı nasıl bezdirilir? Bu Fırat bu kadar manyaklığa nasıl dayanıyor ya? Ben olsam var ya Narin'le kaçacağıma Şükriye ile kaçardım. Ne yapıyorsun Şükriye? Ne
Hülya, Deniz ben. Narin'i bağlar mısın? Aa, Deniz Hanımcığım, Narin Hanım yok bugün. Sabah aradı, birkaç gün gelemeyecekmiş. Vallahi ben de merak ettim. Neden olduğunu da hiç söylemedi, hiçbir açıklama yapmadı. Ama Narin öyle hiçbir şey söylemeden çekip gitmez ki. Erol Bey biliyordur belki, bir ona sorsan. Yani telefonuna ulaşamıyorum, ben çok merak ettim de. Ay Deniz Hanımcığım, nasıl sorayım yani? Zaten meraklı diye adım çıktı. Tamam, nasılsa çıkar ortaya, ben sorarım. Tamam Hülya. Allah'ım. Aklıma koy. Olmaz. Yani yapmaz. Benim en iyi arkadaşım yapmaz. Ne oluyor ya? Adım, ben buna dayanamam ki. Ya benim ya. Benim kız kardeşimin sevgilisiyle olmaz. Ben bir de onun yüzüne nasıl bakarım? Bir sakin olur musun lütfen? Anlat bakayım bana ne oldu? Ha? Olan şu. Biz Irmak'la telefonda konuşuyorduk. Yani ben Narin'le konuşuyordum, o Fırat'la konuşuyordu. Bu arada ikisi de dün geceden beri yok, kayıplar. Sonra ikimiz de böyle aynı anda o siren sesine falan dedik. Yani sence iki ayrı yerdeki iki insandan aynı anda siren sesi gelme ihtimali yüzde kaç? Atıf, sıfır değil mi? Sıfır. Bu ikisinin aynı yerde olduğunu göstermez mi? Ya ikisi de bize ayrı ayrı yalan söylüyor. Biri diyor ben iş seyahatindeyim, öbürü diyor ben adliyedeyim. Ben ne diyeceğim, ne yapacağımı şaşırdım yani. Bak, bir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şeyde kendini inandırmana gerek yok. Bak, Fırat'ın nereye gittiğini bilemem. Ama Narin'in nereye gittiğini biliyorum çünkü ben de birazdan yanına gideceğim. Nereye, nasıl? Ya biz Narin'le bir hafta sonu için Sapanca'ya gideceğiz. Narin önden gitti. Ben de işlerimi hallettikten sonra yanına gideceğim. Ya dün gece öyle bir aniden bir yakınlaşma oldu aramızda. Bir şey başladı yani. Ama bana bak, şimdilik Narin'e bir şey söyleme. Tamam? Bilmiyorsun. Siz ikimiz. Evet, biz ikimiz. Ay Allah'ım, çok sevindim. Doğruyu söylüyorsun değil mi? Doğru. Ben yalan söyleyebilir miyim? Ay çok sevindim, çok sevindim, çok sevindim. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.